Merhaba arkadaşlar, bu çalışmamda sizlere E-Devlet'ten seyahat izin belgesini nasıl alabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle E-Devletimizin resmi web sayfasına girdik. turkiye.gov.tr. Sonra kimlik numaramız ve şifremizle girişimizi yaptık. Ardından açılan sayfada arama kısmına İçişleri yazalım. Yazdığımızda burada kendisi çıkacak: seyahat izin talebi, İçişleri Bakanlığı. Bunu seçiyoruz. Kayıtlı başvurunuz bulunmamaktadır diyor. Yan tarafta artı işaretine tıklayalım. Yeni başvuru oluşturalım. Başvuru türümüz seyahat izin işlemleri ve alt başvuru türümüz de seyahat izin belgesi verilmesi. Sonra bir tane daha liste açılacak: seyahat gerekçesi. Buradan ne için seyahat etmemiz gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Geçerli sebebimizi buradan seçiyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Ne diyelim? Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler. Ben başka bir ile gitmiştim. Sokağa çıkma yasağı geldi. Tam kapanma oldu ve tekrardan ikamet ettiğim yere dönmek istiyorum. Seçtim. Devam et diyorum. İletişim adresi, posta adresi, cep telefonu, bunları doldurmuş olmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yıldız işareti var. Bunlar doldurmak zorunda olduğunuz alanlar. Doldurmazsanız işleminizi tamamlayamazsınız. Standart başvuru metni kısmında doldurmanız gerekiyor. Buraya konuyla ilgili bir özet geçebilirsiniz. Şu an hangi ilde olduğunuzu, ikametinizin nerede olduğunu, nereye dönmek istediğinizi burada hepsini belirtebilirsiniz. Üçüncü kısma geçiyoruz. Dosya ekleme. Başvuru belgeniz diyor. Burada başvuru nedeninizle ilgili gereken belgeyi yükleyiniz diyor. Sağlık raporu, terhis belgesi ve benzeri. Siz ikamet ettiğiniz yere dönmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Buraya ikametgah belgenizi ekleyebilirsiniz. Ek belgeler kısmı var. Bu zorunlu değil. Ekstradan yüklemeniz gereken belgeler varsa onları da yükleyebilirsiniz. PDF, resim, Word belgesi, bunların hepsini kabul ediyor. Ardından dördüncü kısma geliyoruz. Detay bilgi listesi. Seyahat türü diyor. Özel araç mı, tren mi, uçak mı? Hangi araçla seyahat edeceksiniz? Ve hangi tarihte yola çıkacaksınız? Onu da buradan seçmeniz gerekiyor. Şu an bulunduğunuz adres. Bunu mahalle, sokak, kapı numarasına kadar yazmanız gerekiyor. Ardından o adrese ait ili ve ilçeyi seçiyoruz. Gideceğiniz adres. İkamet ettiğimiz adresin mahallesini, sokağını, kapı numarasını buraya yazıyoruz. İl ve ilçeyi seçip 5. kısmımızda başvuru onayı yapmamız gerekiyor. Burada yukarıda belirtilen durumları, uyarıları okuyup kabul ettiğinizi onaylıyor musunuz sorusuna evet yazmamız gerekiyor. Ve evet yazdıktan sonra alt kısımdaki başvura tıklıyoruz ve başvurumuzu yapmış oluyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.